Can dostumun yönetmeni olan Gus Green Van Sant. 24 Temmuz 1952 doğumludur. Gus Van Sant, Can Dostum filmini 1997 yılında çıkarmıştır. Amerikalı yönetmen, müzisyen ve senaryo yazarıdır. Şu anda Portland, Oregon, ABD'de yaşamaktadır. Can Dostum filmi. Film fotoğrafik hafızaya sahip yoksul bir gencin yerlerini sildiği üniversitenin profesörü Sin ile kurduğu dostluğu anlatıyor. Profesör Will adlı bu gençteki yeteneğin farkında ve ona hayranlık duymaktadır. Nobel ödüllü profesörlerin bile çözmekte zorlanacakları problemleri kolayca çözen çözen Will ise çıkardığı bar kavgası sonrasında çarpıtıldığı hapis cezasından kurtulabilmek için profesöre ihtiyaç duymaktadır. Oscar ödüllerinde 9 dalda adaylığa layık görülmüş olan Can Dostum filmi, Robin Williams ile en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü ile senaryosu ile de en iyi özgün senaryo ödüllerini kazanmıştır. Film dahi ve serseri bir gencin hayatın neresinde olduğunu öğrenme sürecini ele alıyor. Dahi olmak değil, hayatınla ne yapacağın önemli cümlesi filmi özetliyor aslında. Bir profesör ve çocuğu hizaya getireceğine inandığı terapist arkadaşıyla geçen çekişmesi, öte yandan filmin diğer bir çatışma noktası. Will, kenar mahallede yaşayan, üç başıboş arkadaşıyla gezip tozan, kızlara asılan, kavga eden klasik bir serseri. Hademelik yaptığı yerde çözdüğü bir matematik sorusuyla hayatını değiştiriyor. Bu soruyu çözenin o olduğunu öğrenen okulun profesörü onu hemen himayesi altına alıyor ve geleceğini şekillendirmek için kolları sıvıyor. Çocukta kendisinin hiçbir zaman sahip olamayacağı bir yetenek olduğunu fark eden profesör, çocuğun önce kıvama gelmesi için onu terapist Sean ile tanıştırıyor ve ona emanet ediyor. Herkese ve hayata karşı öfkeli bu yetim çocuk, oluşturduğu sert kabuğunun kırılmasına müsaade etmemeye çalışsa da Sean'le başarısız oluyor ve kendini açmaya başlıyor. Kendisini açamayan, zekasına çok güvenen Will, daha önce hayatta karşılaşmadığı bir şeyle nasıl baş edeceğini bilemiyor. Bu şey sevgi. Harvard'da okuyan kız arkadaşıyla olan ilişkisinde de onu dönüştüren önemli faktörlerden birisi. Toplumun farklı statülerinden olan bu iki insan arasındaki sevgi ve gerilim, Will'in bağlanma korkusundan besleniyor.
aradaki ilişkiler de çok önemlidir. Bir hastayla iletişimi sağlamada güven neden en önemli şeydir peki? Muharrem, dersin başından beri konuşmuyorsun, bize katıl. Beni, çünkü güvenmek hayattır. Bu derin bir anlam taşıyor. Teşekkürler beni. Aslında ayrıntılı bir konu, bilirsiniz. Bu da hastanın mutsuzluğuna neden olur. Size güvenmezlerse nefret ederler. Bilirsiniz, sizin yanınızda uyuyakalırlar. Terapistlerin en büyük problemi de budur. Hastayı uyutmayacaksın. İşte benim modelim, değil mi? Güzel. Herkes geri döndü. Hoş geldiniz çocuklar. Memnun oldum. Ece. Bayanlar, baylar. Noktasız var. Evet. Hindistan'da küçük bir köyde yaşıyordu. Hiç eğitim görmemişti. Bilimsel çalışmalardan haberi bile yoktu onun. Alır mısınız? Ama karşısına eski bir matematik kitabı çıktı. Basit bir kitap. Bu basit kitaptan yola çıkıp bütün matematikçilerin belası. Evet, sonsuz kesirler. Evet, bunu okumuştum. Bunları Hardy'ye postalamıştı. Evet, şu adam. Evet, Hardy onun çalışmalarını fark etmişti çünkü. Ve İngiltere'ye getirmişti. Yıllarca birlikte çalıştılar. Tarihin en heyecan verici matematik problemlerini hazırladılar. Ve bu adam gerçek anlamıyla büyük bir dahiydi. İşte bu çocuk da ona benziyor. Ama biraz içine kapanık. Yani ona ulaşacak birine ihtiyacım vardı. Benim gibi. Evet, senin gibi. Neden? Çünkü benzer bir geçmişiniz var. Ne geçmişi? İkiniz de aynı yerdensiniz. Misal dinliyorum. Evet. Geçmişte yaşadığı fiziksel tacizler, Will'in yardıma kapalı oluşunun en büyük nedeni denilebilir. Bu kabuğu ise terapist Sean bir çekiçle yavaş bir şekilde kırıyor. Sean, Will ile aynı mahalleden ve benzer hayat koşullarında yetişmiş olduğundan onu iyi anlıyor. Fakat küstah davranışlarına taviz vermeyerek aradaki mesafeyi kendisi belirliyor. Bu duruma alışık olmayan Will, hayatında bir baba figürünün de olmayışıyla Sean'i yavaş yavaş bir mentörden çok baba gibi görmeye başlıyor. Öte yandan Profesör Lambeau,
çocuğun potansiyeline yazık olmaması için onu yönlendirmek için fazla zorlayıcı davranıyor. Ve bu durum eski arkadaşı Sean'le ikisinin arasını karşı karşıya getiriyor. Hayır, henüz o aşamaya gelmedik. Hala geçmişteyiz. Emin ol. Telefonum iş teklifleri yüzünden sürekli düşüyor. Matematik kurumları, üniversiteler, bil gibi beynin gerçek değerini bulacağı yerler yani. Bu gerçekten harika ama onun buna hazır olduğunu sanmıyorum. Anlayacağına eminim şu an. Neyi anlayacağım? Evet çocuklar. Teşekkür ederim. Fena olmadı öyle değil mi? Yardımcı olur musun? Dostumla bir bahsediyordum de. Jonas Salk adını duydun. Evet, elbette duydum. Einstein adını duydum. Jared Lambert ne dersin? Peki bu adı duydun. Hayır. Teşekkür ederim. Bahsi kim kazandı? Ben kazandım. Burada konu ben değilim şu an. O delikanlıyla kıyaslanınca ben bir içim. Gerald Lambo adını duydun mu hiç? 1905 yılında evreni araştıran yüzlerce saygı profesör vardı. Ve işlerinden biri çıktı. Tüm zamanını fiziğe ayırdı. Ve dünyayı değiştirdi. Einstein'ın her şeyden vazgeçip her gece arkadaşlarıyla sarhoş olduğunu düşünsene. Hepimiz bir şeyden kaybederdik. Kimya adını hiç duymuşum. Çok etkileyici cevap. Dediğim mesele çocuktan çok kendi aralarındaki eskiye dayanan bir çatışmaya dönüyor. Fakat finalde birbirini anlama yoluna gidiyorlar. Ve baştan beri C'nin de ısrar ettiği gibi Will'in hayatıyla ilgili neyi yapmak istiyorsa ona müsaade ediyorlar. Will kız arkadaşının yanına ülkeden ayrı bir yere gidiyor. Ve kendi istediğini yapıyor.
Will? Filmde Will için tam 3 tane rol model var. Biri müthiş akıl hocası Sean, diğeri anlayışlı, esprili ve güzel bir kız arkadaşı olan Skyler ve kendinden çok arkadaşını düşünen bir dost Chuck. Kendi statülerinin en iyi örnekleri olabilecek bu 3 rol model hem Will'in hem de izleyicilerin hayatta sahip olabilecekleri, isteyecekleri insanlar. Filmin insana bu denli dokunabilmesinin ve hikayenin de içinde var olmak istenmesinin ana nedenlerinden birisi de bundan geliyor. Filmde ince bir şekilde espri anlayışını ortaya koyarken toplumun üst tabakasıyla da bir miktar dalga geçiyor. Kimi sahnelerde ağzı bozuk, düşük sınıf mensubu insanlar belli belirsiz kullanarak sosyal denge korunmaya çalışılıyor sanki. Bunda şaşılacak bir şey yok tabii. Gerçek hayatta da bostandan yaşamış iki genç senaryo yazarının yazmış oldukları bir senaryo bu. Genç ilişkilerinin de bu denli gerçekçi yansıtılmasının sebebi de burada yatıyor. Senaryo yazarlarının gençleri, geleceğe dair olası umutları ve enerjileri filme oldukça iyi sirayet edilmiş durumda.